Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf kimya dersinin 1. dönemini full tekrar edeceğiz. Malum bir dönemi geride bıraktık. O yüzden diyoruz ki 2. döneme bomba gibi başlamalıyız. Tabii ki derse başlamadan önce ödevlendirmemizi yapmalıyız. Tatili verimli geçiren kesinlikle 2. döneme bomba gibi başlar. 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankasından şu ana kadar ki gördüğümüz konuları kesinlikle bitirmeniz gerekiyor. Sayfa 100 124'e kadar muhakkak tatilde buraları bitirin arkadaşlar 0'dan 9'a konu anlatımın soru bankasından bitirdikten sonra tabii ki bir de dinamo soru bankasından ne yapacağız konuyu iyice pekiştireceğiz ve sayfa 119'a kadar bütün eksiklerimizi kapatıp ikinci döneme bomba gibi başlayacağız o zaman haydi bakalım dersimize hız kesmeden başlayalım. <laughs> Evet neler öğrendik neler öğreneceğiz gelin bir önce ona göz atalım. İlk kimya dersinde ne öğrenmiştik arkadaşlar? Simyadan kimyaya kısmını öğrenmiştik. Simya döneminden bahsetmiştik. Kimya döneminden bahsetmiştik. Daha sonra kimya disiplinlerini tanımıştık. Ve kimyanın sembolik dilinde elementler ve bileşiklerle tanışmıştık. Bu kısım bizim için çok değerliydi. Hatta ve hatta sonrasında kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğinden bahsettik. Bir takım güvenlik uyarı işaret aletlerini gördük. Sonrasında bir başka ünitede atom modelleriyle tanıştık. Atomu keşfettik ve atomun yapısı hakkında bir takım yeni bilgiler öğrendik. Sonrasında periyodik sistemle tanıştık. Elementleri periyodik sistemle yerleştirdik ve bu elementlerin tabii ki özelliklerini mi gördük? Evet. Ve periyodik özellikler nelerdi? Onlarla tanıştık. Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi ya da elektronegatiflik kavramlarıyla tanışıp periyodik cetvelde soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru bu periyodik özelliklerin nasıl değiştiğini konuştuk ve sonrasında da kimyasal türler arası etkileşimler ünitesi mi bize eşlik etti? Evet ve bu kimyasal türler arası etkileşimlerde güçlü etkileşimlerle tanışıp iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ kavramları hayatımıza girdi. Birçok şey öğrendik. O zaman gelin bunları bir tekrar edelim. İlk olarak ne gördük dedik? Simyadan kimyaya gördük. Neydi bu simya dönemi? O dönemdeki insanlar değersiz metalleri altına dönüştürme çabası içerisindeydi. Böylelikle sonsuz bir zenginliğe ulaşmayı hedefliyorlardı. Hatta ve hatta felsefe taşını yani filozof taşını bularak değersiz metalleri altına dönüştürmeye hedeflemişlerdi. Tabii ki sonsuz zenginliğin yanında ölümsüzlük iksirinde bulmayı hedeflemişlerdi ve böylelikle sonsuz bir yaşama da ulaşmayı hedeflemişlerdi. İşte bu dönemdeki çalışmalara simya dönemi adını vermiştik. Bu dönemdeki çalışmaları yapan kişiler de simyacılar, alşemistler olarak karşımıza çıkmıştı. Tabii ki simya bir bilim değildi arkadaşlar. Simyadan sonraki gelecek dönem hem kimya dönemiydi ve kimya bir bilimdi. En büyük farklarından biri buydu aslında. Çünkü simyada teorik bilgi temelleri yoktu. E aynı şekilde sistematik bilgi birikimi yoktu. Bu farklılıklardan dolayı da kimya aslında simyadan ayrılıyordu. Çünkü kimyada teorik bilgi temelleri vardı. Sistematik bilgi birikimi vardı. Bakın gördüğümüz atom modelleri aslında kimyada sistematik bilgi birikimi olduğunun bize ispatıdır. Dalton geldi bir şey ler söyledi. Thomson geldi, Rutherford geldi, Bohr geldi. Bir takım teorik bilgi temelleri ve sistematik bilgi birikimine dayanarak aslında atomu ne yapmışlar? Keşfetmişler diyebiliriz. Simya'da daha çok deneme yanılma yöntemi vardı. Yani tesadüfi yollarla aslında maddeler keşfediliyordu ama kimya dönemi bilimsel yöntemleri mi yapısında içeriyordu? Evet, o yüzden aralarındaki bu farklılıklar bizim için değerliydi. Sonrasında kimya disiplinleriyle tanıştık. Hayatımıza kimya girdi. Organik kimya ve anorganik kimya diye iki tane disiplinimiz vardı. Birbirleriyle asla karıştırmamalıydık. Organik kimya deyince yapısında karbon atomunu içeren aslında bileşikleri inceleyen bir alt disiplindi kendisi. Anorganik kimya ise organik olmayan bileşikleri inceleyen bir disiplindi. Aynı şekilde biyokimya ve fizikokimya da kimyanın alt disiplinlerinden biriydi. Biyokimya deyince biyoloji ve kimyanın ortak alanı aklımıza gelecekti. Yani biyoloji canlıları inceliyordu. O yüzden diyorduk ki biyokimya canlı kimyası olarak karşımıza ne yapmaktaydı? Çıkmaktaydı. Fizikokimya deyince de fizik ve kimyanın ortak alanıydı burası. Yani iş enerji ile alakalı kısımlar hem fiziğin hem de kimyanın ortak alanı olduğundan dolayı fizikokimya karşımıza ne yaptı? Çıkmıştır, çıkmıştır diyebiliriz. Analitik kimya deyince aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Analiz gelecekti. Nicel ve nitel olmak üzere iki şekilde analiz vardı. Nicel analizde maddenin miktarını tayin ediyorduk ama nitel analizde maddenin kimliğini mi tayin ediyorduk? Evet. Yani analiz varsa aklımıza muhakkak analitik kimya gelecekti. Polimer kimyası ise polimerlerle çalışan bir alt disiplindi. PVC, naylon, teflon gibi maddeler polimer maddeye örnekti. Endüstriyel kimya da yine kimya disiplinlerinden biriydi ve sanayi alanındaki çalışmalar endüstriyel kimyanın alanına girmekteydi. Peki Kimyanın sembolik dilinde ne öğrendik? Element ve bileşik arasındaki farklılıklardan bahsettik. Element deyince kesinlikle neyden oluşacaktı elementler? Tek tür atomdan oluşacaktı. Yapısında birden fazla cinsli atom asla ve asla olmayacaktı. Elementler saf maddelerdi ve saf madde oldukları için yapılarında tek tür tanecik içereceklerdi. Kesinlikle elementlerin özelliklerini biz bilecektik. Saf maddeler dedik homojendirler diye yine bunu da daha önceden konuşmuştuk ve elementleri biz ne ile göstermiştik arkadaşlar sembollerle göstermiştik ve elementlerin her birinin sembollerini öğrenmiştik ve biz elementleri ne fiziksel ne de kimyasal yollarla ne yapamamıştık? Bileşenlerini ayıramamıştık arkadaşlar. Tabii ki bileşiklerle arasındaki farklılığı kesinlikle bilmeliydik. Ee, elementler tek tür atomdan oluşurken bileşikler kesinlikle farklı türde atomların bir araya gelmesi sonucunda oluşan saf maddelerdi. Ama sonuçta element de olsa bileşik de olsa saf madde miydi arkadaşlar? Evet. Saf maddelerin o zaman genel özelliklerinden biri olan tek tür tanecik içermesi elementin ve bileşiğin ortak özelliğidir diyebiliriz. Peki bir bileşiği oluşturan elementlerin arasında kesinlikle belirli bir oran vardı bunu unutmayacaktık. Öyle kafasına göre rastgele oranlarda ne yapmıyorlardı bir araya gelmiyordu. O yüzden diyoruz ki bu madde bizim için çok değerli. Peki bir bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybediyor muydu? Evet kaybediyordu. Yani bir bileşik onu oluşturan elementlerin özelliğini asla ve asla ne yapmıyordu arkadaşlar? Taşımıyordu. Bu da yine bizim için çok değerli bir kısımdı. Elementler de olduğu gibi bileşikler de homojen miydi? Evet homojendi. Biz elementleri sembolle gösterirken bileşikleri ne ile göstermiştik arkadaşlar? Formüllerle göstermiştik ve bileşikleri kimyasal yollarla bileşenlerine ne yapabiliyorduk? ayırabiliyorduk. Peki kimyanın sembolik dilinde başkanı öğrendik? Bileşiklerin yaygın adlarını öğrendik. Aynı şekilde formüllerini öğrendik. Kesinlikle bu tabloları ezbere bilmemiz lazımdı. Örneğin HCl'nin yani hidroklorik asitin tuz ruhu, işte sülfürik asitin zaç yağı ya da HNO3'ün kezzap olduğunu kesinlikle ne yapacaktık arkadaşlar? Bilecektik. Bakın bu tablolar özellikle bilmemiz gereken kısımlardan biri. Peki bunları Öğrendik sonrasında yine güvenlik uyarı işaretleriyle tanıştık. Bizim için çok değerli bir kısımdı. Eğer bir patlama kısmı görüyorsak, patlayıcı maddelerin üzerinde bu güvenlik uyarı işareti olmak zorundaydı. Ya da bizim için toksik, zehirleyici bir madde varsa muhakkak üzerinde kuru kafa işareti mi görmeliydik arkadaşlar? Ya da bir madde alevlenebilirse, yani yanıcı bir madde ise hangi işareti görmeliydik? Tabii ki bunu görmeliydik. Eğer bir madde yakıcıysa da tabii ki bu işareti görmeliydik. Yani yakıcı, oksitleyici anlamına gelmekte bu işareti görmekteydik. Peki eğer bir maddenin aşındırıcı, korozif bir özelliği varsa da bu güvenlik uyarı işareti muhakkak o maddenin üzerinde olmalı mıydı? Evet olmalıydı. Mesela asitler ve bazların kesinlikle üzerinde bu işaret olmak zorunda. Çünkü asitler ve bazlar oldukça korozif, oldukça aşındırıcı maddelerden biridir. Ya da bu tarz bir işaret işaret görürsek kanserojen bir madde olduğunu anlamalıyız. Ya da basınç altında gaz içerdiğini anlamak istiyorsak bu işaret olarak karşımıza çıkar. Ünlem işareti tarih edici maddeler için yine kullanılmakta. Bir nebze uyarıyor bizi dikkat diyor aslında. Burada ise ölmüş bir balıkla bir ağaç görüyorum. Yani çevreye zararlı maddeyi mi bize aslında anlatmakta bu işaret? Evet yine aynı şekilde hastanelerde olan radyasyon işareti de radyoaktif maddelerin üzerinde kesinlikle bulunan bir güvenlik uyarı işaretiydi. Peki sonrasında ne öğrendik? Atom modelleriyle tanıştık ve atomun yapısını aslında tanıdık. Atom modelleri bize atomun keşfini anlatıyordu. Atomun keşfindeki bilim insanlarının neler söylediğini anlatıyordu. Dalton atom modeliyle beraber aslında atomun içi dolu bir küre olduğunu anlamıştık. E, bilardo topuna benzetmişti Dalton amca atomu. Ancak hiç atom altı taneciklerden ne yapmamıştı Dalton bahsetmemişti yani ne proton ne nötron ne bir atomun işte merkezinde bulunan bir çekirdek hiçbirinden ne yapmadı arkadaşlar bahsetmedi. O zaman diyoruz ki Dalton'un eksiklikleri çok fazlaydı ondan sonra kim geldi Thompson geldi biz Thompson atom modelini ne diye tanımaktayız üzümlü kek olarak tanımaktayız. Thompson atom modeli üzümlü kek atom modeli olarak bilinmekte. Burada Thompson kekin kendisinin pozitif içerisinde bulunan üzümlerin ise negatif yüklü tanecikler olduğundan bahsetmişti. Tıpkı Dalton gibi atomun içi dolu olduğundan bahsetti. Ancak bakın artık bir proton, nötron gibi ya da işte elektron gibi atom altı taneciklerden bir miktarda olsa ne yapmış durumda bahsetmiş durumda. Ama tabii ki yine yığınla eksiği var. Çünkü atom normalde içi dolu bir küre değildir değil mi? Atomda çok ciddi büyük boşluklar bulunur. Ya da baktığımızda eksi yükler atomda böyle her yere eşit dağılım göstermiş durumda değil. O zaman bunun da birçok eksiği vardı. Zaten Thompson'dan sonra gelen Rutherford altın levha deneyiyle Thompson'ın bir nebze eksiklerini kapatmaya çalışmıştı. Yaptığı altın levha deneyiyle beraber Rutherford aslında atomun içerisine çok ciddi büyük boşluklar bulunduğundan mı bahsediyor? Evet, çünkü gönderdiği alfa ışınlarının altın levhadan neredeyse tamamının geçtiğini fark etti. E böylelikle atom içi dolu bir küre olsaydı ne yapamazdı arkadaşlar bu altın levhadan alfa ışınları geçemezdi. E peki o zaman atomda ciddi büyük boşluklar bulunduğunu söyledi Rutherford ama bu gönderdiği alfa ışınlarından bazıları altın levhadan geçemeyip ne yaptı? Yön değiştirdi, sapmaya uğradı. Yani geniş açılarla sapan bir takım ışınların varlığını fark etti ya da dar açılarla sapan bir takım ışınların varlığını fark etti ve böylelikle aslında atomun merkezinde pozitif yüklerin çekirdek denilen bir kısımda toplandığını mı söyledi bize Rutherford? Evet. Böylelikle bakın çekirdekten bahseden ilk kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Ama Elektronların yani eksi yüklerin çekirdeğin etrafında rastgele dolandığını bize söyledi. E bu bir hata mı eksiklik mi dersek? Evet eksiklik çünkü normalde elektronlar çekirdeğin etrafında rastgele mi dolanıyor? Tabii ki hayır. Normalde biz neyi biliyoruz? Elektronlar katmanlarda dolanmakta böyle rastgele dolanmıyor ve aynı şekilde. Eksi yükler artıya ne yapmalı? Yapışmalı. Yani Rutherford'u soruyorlar. Eksiler artıyı çekeceğinden dolayı bu eksi yükler neden çekirdeğe yapışmıyor diye sorduklarında Rutherford çekirdekte bir şeyler daha var ama tam olarak ne bilemiyorum diyor. Aslında bir nebze Rutherford nötronun da varlığından bahsediyor ama ne yapamıyor arkadaşlar? Açıklayamıyor. İşte bunu açıklayacak olan kişi Bor olacak. Bor Rutherford'un öğrencisi arkadaşlar. Bor amca kalkıyor ve nötronun varlığını aslında bize açıklıyor. Diyor ki elektronları da aynı şekilde böyle rastgele dolanmadığını açıklıyor. Evet atomun merkezinde bir çekirdek var ve çekirdeğin etrafında bir takım katmanlar var ve elektronlar bu katmanlarda ne yapmakta diyor bulunmakta diyor. Her bir katmana hatta n1 n2 gibi e, numaralandırmalar yapıyor. Hatta ve hatta bu numaralandırmalar dışında k l m n gibi harf de elektronların bulunduğu katmanları isimlendiriyor diyebiliriz. Yani bor ile beraber artık elektronların davranışlarını biz ne yapmış oluyoruz? Açıklamış oluyoruz. Ancak bor da hidrojenin spektrumuyla çalıştığından dolayı e, tek elektrona sahip olan atomları açıklayabiliyor. Yani aslında yine borun da eksiklikleri olacak mı arkadaşlar? Tabii ki olacak. Yapısında çok elektron bulunan atomları bor açıklamada ne yapmıştır? Yetersiz kalmıştır diye. Güzel. Bor ile beraber o zaman biz elektronların davranışlarını da açıkladık. Nerelerde bulunduğunu, yörüngelerde, katmanlarda bulunduğunu açıkladık. Bir de tabii ki Bor ile beraber bizim karşımıza ne geldi? Temel hal ve uyarılmış hal diye iki kavram karşımıza gelmişti. Neydi bu temel hal ve uyarılmış hal? Temel hal normalde bir elektronların bulunmasının gerektiği gibi bulunması. Yani şöyle neymiş bu temel hal? Elektronlar olması gerektiği gibi dizilirse bu temel haldir ancak biz dışarıdan atoma bir enerji verirsek bu enerjiyi bu elektron soğurup daha yüksek enerjili olan katmana ne yapabilir? Geçebilir. İşte buna da biz uyarılmış hal diyorduk. Unutmayın temel halde bulunan bir atom kararlıdır. Uyarılmış halde bulunan bir atom ise kararsızdır arkadaşlar. Ve uyarılmış haldeki atom kararsız halde kalmak istemez. Bir süre sonra tekrardan ne yapar? Temel hale geçmek ister. O zaman diyoruz ki biz dışarıdan bir atoma enerji verirsek bu enerjiyi ne yapmış oldu? Soğurmuş oldu bu olaya absorpsiyon adını vermiştik hatta ve hatta absorpsiyon dışında biz bir deneyden bahsetmiştik emisyon olayından bahsetmiştik absorpsiyon arkadaşlar ee, emisyon deyince de neyden bahsedecektik uyarılmış haldeki bir atomun tekrardan temel hale dönmesi sırasında aldığı enerjinin bir kısmını ışımı olarak geri yayması olayına da emisyon adını ne vermiştik yani absorpsiyon ve emisyon kavramı aslında bor ile beraber bizim hayatımıza ne yapmıştı katılmıştı. Güzel atom modelleriyle atomu keşfettik daha sonrasında atom altı tanecikleri tanıdık proton elektron ve nötronu aslında biz ne yapmıştık tanımıştık bir elementin sembolünün sağ tarafındaki kısma iyon yükü adını vermiştik. Sağ alt köşesine elektron sayısının yazılacağını öğrendik. Sol alt köşeye ise proton sayısının yazılacağını öğrenmiştik. Ama proton sayısının bir diğer adının çekirdek yükü olduğunu kesinlikle ne yapacaktık arkadaşlar? Bilecektik. Çekirdek yükünün dışında proton sayısına bir de ne denirdi? Atom numarası denirdi. Atom numarası çekirdek yükü ve proton sayısı aynı anlama gelmekteydi. Peki orta kısma ne yazıyorduk? Nötron sayısını yazmayı öğrendik. Nötron sayısını da buraya yazdıktan sonra en tepeye ne dedik arkadaşlar? Kütle numarası dedik. Tıpkı proton sayısının bir diğer ismi olduğu gibi kütle numarasının da bir diğer adı neydi arkadaşlar? Nükleon sayısıydı. Nükleon sayısı deyince de aklımıza kesinlikle kütle numarası gelecekti. Peki başka ne öğrendik? Eğer elementin sembolünün sağına soluna bu sayıları yazdıktan sonra iyon yüküyle elektron sayısını toplarsak proton sayısını bulabileceğimizi öğrendik. Protonla nötronu topladığımızda da kütle numarasını ne yapıyorduk? Elde edebiliyorduk. Peki bir atom ne zaman iyon haline geçiyordu? Elektronun elektron alıp verdiğinde yani nötr bir atom eğer elektron alırsa eksi yükleniyordu ve negatif yüklü bir iyon haline geçiyordu. Buna da anyon deniyordu. Eğer bir atom elektron verirse pozitif yüklü oluyordu. Pozitif yüklü olduğunda da bu iyona biz katyon adını ne yapmıştık? Vermiştik. Güzel. Peki başka neler öğrendik? İzotop, izoton, izobar gibi kavramlarla tanıştık. İzotop atom deyince proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olan atomlar aklımıza gelecekti. Mesela burada bak magnezyumun izotoplarını vermişler. Yine aynı şekilde hidrojenin izotoplarını görüyoruz. İşte nötr izotoplarda kimyasal özelliğin aynı fiziksel özelliğin farklı olduğunu biz kesinlikle ne yapacaktık arkadaşlar? Bilecektik. Peki izoton deyince aklımıza ne geliyordu? Şuradaki N harfinden aklımızda tutalım. Nötron sayıları aynı olan ama proton sayıları farklı olan atomlar birbirinin izotonuydu. O zaman diyoruz ki kesinlikle nötron sayıları ne olacak arkadaşlar? Aynı olacak. Burada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Burayı bir düzeltelim. Şurası atom numarası 11. Şurası 12 olacak. Böylelikle sodyum ve magnezyum magnezyum birbirinin neye olmuş oldu? İzotonu olmuş oldu. Yani şöyle yazmamız lazım. 11, 12, 23 şeklinde yazdık ve böylelikle magnezyumla proton sayıları farklı nötronları aynı olmuş oldu. İzoton atomların hem kimyasal hem de fiziksel özelliği nedir demiştik farklı olmak zorundaydı. Peki izobar deyince ne anlayacaktık? kütle numaraları kesinlikle ne olacaktı arkadaşlar? Aynı olacaktı. Proton sayıları farklı olacaktı. Kütle numaraları aynı olan kalsiyum ve argonu görüyorum. Bu atomlar birbirinin neyidir? İzobarıdır. İzobar atomların da hem kimyasal hem de fiziksel özelliği neydi? Farklıydı. Peki izoelektronik atomlar neydi? Tabii ki Elektron sayısı aynı olan atomlar birbirinin izoelektroniği olacaktı. İçerisinde bakın elektron saklı. Ama tabii ki elektron sayısının yanında elektron dizilimleri de mi aynı olacak? Evet. Örnekte potasyum, argon ve kloru vermişler. Üçünün de 18 elektronu mu var arkadaşlar? Evet. O zaman diyoruz ki üçü de birbirinin neyidir? İzoelektroniğidir. İzoelektronik tanecikler de tıpkı izobarda olduğu gibi fiziksel ve yansal özellik bakımından birbirinden farklı özellik mi göstermektedir? Evet. Peki, daha sonrasında ne gördük? Periyodik sistemle tanıştık. Modern periyodik sistemden önce Mendeleyev ve Henry Moseley'in yaptığı çalışmalardan bahsettik. Mendeleyev o dönemde bilinen 63 elementi artan atom kütlelerine göre ne yapmıştı arkadaşlar? Sıralamıştı. Ama bu yanlış mıydı? Evet, yanlıştı. Çünkü günümüzde elementler artan atom kütlesine göre değil, artan atom numarasına göre mi sıralanıyordu? Evet. O yüzden ondan sonra gelen Henry Moseley X ışınları ile yaptığı deneylerle elementlerin proton sayılarını yani atom numaralarını keşfetmiştir. Ve elementleri artan atom numaralarına göre ne yapmıştır diyeceğiz. Sıralamıştır diyeceğiz. Ve bundan sonra da tabii ki karşımıza ne çıkacak? Modern periyodik sistem çıkacak. Modern periyodik sistemle beraber günümüzde 118 tane elementin varlığını öğrendik. Periyodik sistemdeki dikey sütunlara grup yatay satırlara ise ne dedik arkadaşlar? Periyodik adını verdik. Periyodik sistemde 8 tane A, 10 tane B olmak üzere 18 tane grubun varlığından mı bahsettik arkadaşlar? Evet. Hatta ve hatta bu gruplardan A gruplarına baş grup elementi, B gruplarına ise yan grup elementi adını mı verdik? Evet, buralar bizim için çok değerliydi. Ve bunun dışında periyodik sistemde 7 tane de yatay sıra olduğundan bahsettik. Yani 7 tane periyodumuz vardı. B gruplarının da 4. periyottan başladığını söylemiştik. Yani 1. 2. ve 3. periyotta tabii ki B grupları yoktur demiştik. Güzel, modern periyodik sistemle tanıştık, grupları öğrendik ve ve bu grupların aslında bir de özel adlarının olduğundan mı bahsettik? Evet. Mesela bir A grubunda bulunan elementlere alkali metaller dedik ama burada kim hariçti? Hidrojen hariçti. Hidrojen periyodik cetveldeki ilk elementti ve o kendisi bir A grubunda bulunmasına rağmen neydi arkadaşlar? Bir A metaldi. 2 A grubuna toprak alkali metaller adını verdik. 3 A grubuna toprak metalleri dedik. 4 A grubu karbono grupta bulundu için onun adını aldı. 5A'da azot bulunduğu için 5A grubuna azot grubu dedik. 6A'da oksijen bulunduğu için oksijen grubu adını verdik ama bir diğer ismi de kalkojenler olarak ne yaptı arkadaşlar? Karşımıza çıktı. 7A grubu elementlerine ne isim vermiştik? Halojenler demiştik. Flor, klor, brom, iyot bu grupta ne yapmaktaydı? Bulunmaktaydı. Halojenler bizim için değerliydi. 8A grubuna geldiğimizde soy gazlar yani asal gazlar adını vermiştik. Hatta soy gazlar o kadar kararlıydı ki periyodik cetvelle bütün elementler onlara benzemeye çalışıyordu. Tıpkı onlar gibi kararlı olmak istiyorlardı. Bir de tabii ki neler vardı arkadaşlar? A gruplarının dışında B grubu elementlerimiz vardı. Onlara da geçiş metalleri adını vermiştik. B grubunun tamamı neydi? metal özellik göstermekseydi. Hatta 6. ve 7. periyottan çıkarılan yani B grubundan çıkarılan elementlerin bir kısmına lantinit ve aktinitler demiştik. Onların da yine özel adı iç geçiş metalleri olarak ne yapmıştı? Karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Peki. Sonrasında elementleri tabii ki ne yaptık? Sınıflandırdık. Yani periyodik cetvelde metallerimiz vardı. A metallerimiz vardı. Soy gazlarımız vardı. Tabii bir de yarı metallerimiz vardı. Yarı metaller metaller ve metallerin arasında kalmaktaydı. Kesinlikle metallerin ve metallerin ayrıca soy gazların genel özelliklerini ne yapacaktık? Bilecektik arkadaşlar. Metaller oldukça parlaktı. Genellikle de 1A, 2A ve 3A grubu elementleri metal özellik göster. Deriyordu. Tabii ki arada istisnalarımız vardı. Parlaktırlar dedik. Tel ve levha haline getirilebilirler dedik. Isı ve elektriği iyi iletirler dedik. Günümüzde mesela bakır tel e, elektrik kablolarında ne yapılmakta? Kullanılmakta. A metaller ise metallerin tam tersi aslında. Yani baktığınızda genellikle 4A, 5A, 6A ve 7A grubu elementleri A metal sınıfında yer alıyor. Aksine mat görünümlüler ve tel ve levha haline getirilemiyorlar. Şekil veriyor bunlara. Çünkü kırılgan bir yapıya sahipler. Metaller gibi ısıyı ve elektriği iyi iletmiyor daha metaller. Ve ayrıca Başka ne gördük arkadaşlar? Metaller oda koşullarında mesela katı halde bulunurken ametaller hem katı hem sıvı hem de gaz halde ne yapabiliyordu? Bulunabiliyordu. Soy gazlarında yine genel özelliklerinden bahsettik. Helyum, neon, argon bu sınıfta ne yapıyordu? Yer alıyordu. 8A grubu elementleri olan soy gazlar oldukça kararlıydı. Bileşik yapmıyordu. Bağ yapma özelliğine sahip değillerdi. Kararlı olduklarından dolayı metaller ve metallerde elektron alıp verip ne yapmak isterler demiştik. Soy gazlara benzemeye çalışırlar demiştik. Peki sonrasında ne gördük? Periyodik özelliklerle tanıştık. Yani metalleri metalleri tanıdık. Soldan sağa doğru yukarıdan aşağıya doğru bir takım periyodik özelliklerin değiştiğinden bahsettik. En önemlilerinden biri atom yarıçapıydı. Çünkü atom yarıçapı çapı çekirdeğin merkezinden en dış katmana olan uzaklıktı ve kardan adam kuralıyla biz bu özelliği ne yaptık açıkladık demiştik ki kardan adamın burnu soldan sağa doğru ne yapmakta küçülmekte. O yüzden soldan sağa doğru gidildikçe ne oluyordu? Atom yarı çapı azalıyordu. Ama aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru ise atom yarı çapı ne oluyordu? Artıyordu. Yani kardan adamın gövdesinin büyümesinden bunu örnek vermiştik. Neden bizim için bu kadar değerliydi kardan adam? Çünkü diğer periyodik özellikler kardan adamın tersi olacak genellikle. Yani soldan sağa doğru genellikle artacak. Yukarıdan aşağıya doğru ise genellikle bu özellikler azalacak. Mesela bunlardan biri iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi bir grupta ya da bir periyotta nasıl değişir bundan bahsetmiştik. Tanımı neydi? Bir atomdan nötraldeki gaz halindeki bir atomdan bir elektron kopartmak için gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi diyorduk. Ve hatta atomda ne kadar elektron varsa o kadar iyonlaşma enerjisinden ne yapabiliyorduk? Bahsedebiliyorduk. Yukarıdan aşağıya doğru aynı grupta iyonlaşma enerjisi ne oluyordu? yukarıdan tersinden azalıyordu. Soldan sağa doğru yani bir A'dan 8 A'ya doğru giderken genellikle iyonlaşma enerjisi Artıyordu. Neden genellikle demiştik? 3 aşağı 5 yukarı diye bir kuralımız vardı. 3'ü aşağıya çekiyorduk 5'ü yukarı alıyorduk. Çünkü e, burada küresel simetri dediğimiz bir özellik vardı. 2A ve 5A grubu elementleri küresel simetri özelliği gösterdiğinden dolayı bunlardan elektron kopartmak 3A'ya ve 6A'ya göre daha zordu. O yüzden de 3 aşağı 5 yukarı kuralını ne yapmayacaktık? Unutmayacaktık. Peki elektronegatiflik neydi? 1 kimyasal kimyasal bağı oluşturan atomların çok dikkat edin bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğini biz elektronegatiflik dedik. Periyodik cetvelde soy gazların elektronegatifliği yoktur demiştik. Çünkü onların herhangi bir bağ elektronu neydi arkadaşlar yoktu. Çünkü bağ yapmıyordu soy gazlar. O yüzden de aynı periyotta soldan sağa doğru elektronegatiflik genellikle ne oluyordu? Artıyordu. Çünkü 8A'nın elektronegatifliği yoktu. Ama 1 8 aya doğru giderken. Elektronegatiflik genellikle artar diyorduk. Aynı grupta ise elektronegatiflik yukarıdan aşağıya doğru ne oluyordu? Azalıyordu. Yani Kardan adamın yine tersiydi. Bir başka periyodik özellik olarak da elektron ilgisi ve metalik ametalik özellikten bahsetmiştik. Elektron ilgisi bir atomun aslında elektron aldığındaki meydana gelen enerji değişimine deniyordu. Aynı grupta aşağıya doğru yani yukarıdan aşağıya doğru genellikle azalıyordu çünkü 7 grubunda özel bir durum vardı aşağıya doğru genellikle azalıyordu ancak klorun elektron ilgisi flordan neydi yüksekte soldan sağa doğru ise elektron ilgisi genellikle artıyordu çünkü tıpkı elektronegatiflikte olduğu gibi 8 anın elektron ilgisinden ne yapamıyorduk bahsedemiyorduk bunlar elektronu ilgi duymuyorlardı demiştik Metalik metalik özellik ise aslında ee yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik ne oluyordu arkadaşlar artıyordu çünkü yeah <laughs> Periyot arttığı için katman sayısı arttığı için metal elektron vermek istiyordu. Zaten elektron verme isteğine de biz metalik özellik diyorduk. Metalik özelliğin arttığı yerde ametalik özellik ne oluyordu? Azalıyordu. Soldan sağa doğru ise 1A'dan 8A'ya doğru gittiğimiz için ametallere doğru gidiyoruz. Yani ametalik özellik artarken metalik özellik ne yapmaktaydı arkadaşlar? Azalmaktaydı. Peki başka ne gördük? Kimyasal türler arası etkileşimleri gördük. Atom, molekül ve iyon kavramlarıyla tanıştık. Atom deyince aklımıza metaller ve soy gazlar gelecekti. Kesinlikle bilecektik. Molekül deyince ise iki ya da daha fazla Ametal atomu bir araya gelecekti. Çok önemliydi. Eğer şayet aynı cins ametal atomları bir araya gelirse element molekülünü oluşturuyordu. Bunlar element moleküllerine birer örnekti. Ama şayet farklı cins ametal atomları bir araya gelirse de bileşik molekülünü ne yapmaktaydı arkadaşlar? Oluşturmaktaydı. İyon deyince ise elektron veren ya da alan bir atom ne yapar arkadaşlar? İyon haline geçer. Pozitif yüklüyse katyon, negatif yüklü Ise, ...anyon adını ne yapmaktaydı? Almaktaydı. Üç tane kimyasal türümüz vardı. Ve kimyasal türler arası etkileşimleri biz kendi arasında güçlü ve zayıf olmak üzere ne yaptık arkadaşlar? İkiye ayırdık. Güçlü etkileşim deyince kesinlikle atomlar arası etkileşimler gelecekti. Bakın atomların arası oldukça sağlam. Yani biz güçlü etkileşimlerde kimyasal bağdan bahsettik. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere de üçe ayırdık. Zayıf etkileşim ise moleküllerin arasındaydı moleküller arasında olduğu için de fiziksel bağımı bize temsil etmişti evet hatta zayıf etkileşimleri de Van der Waals ve hidrojen bağı olmak üzere ne yapacağız arkadaşlar ikiye ayıracağımızı söylemiştik bu, bu tabloyu unutmayacaktık. Neleri gördük peki bu kimyasal türler arası etkileşimlerde? İyonik bağ ile tanıştık. Bir metalle bir ametal atomu bir araya gelirse iyonik bağ oluşur demiştik ve iyonik bağlı bileşiklerin özelliklerini kesinlikle bilmemiz gerekiyordu. Oda koşullarında katı halde bulunuyordu. Erime kaynama noktaları oldukça yüksekti. Suda çözünүктlerinde iyonik bağlı bileşikler iyonlarına ayrışıyordu ve bu iyonlar sayesinde de sulu çözeltilerinde ne yapıyordu arkadaşlar? Elektrik akımını iletebilme özelliğine sahipti. Tabii ki sert ve kırılgan da özelliğe de sahipti diyoruz iyonik bağlı bileşikler için. Peki bir diğer güçlü etkileşimimiz neydi? Kovalent baydı. Burada ise ametal ametal atomları bir araya geliyordu. Burada bir araya gelen ametal atomlarının cinsi çok önemliydi. Apolar kovalent bağ ya da polar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Şurayı karalayalım arkadaşlar. Apolar kovalent bağ ya da polar kovalent bağ diyelim. Eğer şayet Aynı cinste bakın bu cümle çok değerli hemen bir yıldız attım. Aynı cins ametal atomları bir araya geliyorsa apolar kovalent bağ oluşuyordu. Ama şayet bir araya gelen ametal atomlarımız farklı cinste ise polar kovalent bağ oluşuyordu. Örneklerini de yine konuşmuştuk daha önceden. Peki Başka neler gördük bu iyonik ve kovalent bağa dair? Adlandırmalarla tanıştık. Adlandırmaları yaparken dedik ki önce metalin sonra metalin adını yazıyorduk. Mesela iyonik bağlı bir adlandıracağım zaman demiştik ki işte önce metalin adı yazılır. Alüminyum oksit şeklinde ne yapar bu kısım karşımıza gelir. Aynı şekilde magnezyum elementini görüyorum. Magnezyum klorür şeklinde ne yapılır dedik adlandırılır dedik. Yani önce metalin adı sonra metalin adı yazılır dedik. Ama eğer değişken değerlikli bir metalse o metalin aldığı değerliği muhakkak ne yapıyorduk arkadaşlar? Göstermek zorundaydık. Mesela burada demir 3 değerliğini aldığı için demir 3 oksit diye gösterdik. Altındakinde ise demir İki değerliğini aldığı için demir iki oksit diye ne yapmıştı? Adlandırılmıştı. Ve sonrasında metal arta metal değil de yani bir katyon bir anyon da olabilirdi. Bu katyon anyonlarımız eğer bir kökse demiştik ki kökün adını muhakkak ne yapacaktık? Yazacaktık. Magnezyum yanında ne görüyorum? Nitrat kökünü görüyorum. O zaman magnezyum nitrat diye ne yaptım? Adlandırmış oldum. Yine aynı şekilde burada amonyum kökünü görüyorum. Amonyum sülfat diye ne yaptım? Adlandırmış oldum. Yani kök listesini kesinlikle ezbere bilmemiz lazımdı. İyonik bağlı bileşikleri de adlandırdıktan sonra kovalent bağlı bileşiklerle tanıştık arkadaşlar. Kovalent bağlı bileşiklerde kesinlikle latince sayılar işin içine girecekti. Bakın burada latince sayılarla işimiz yoktu. Ama kovalent bağlı bileşiklerde latince sayılara başvuruyorduk. Azotun altında bakın 2 var. Diazot dedim. Yanında 5 var. Penta oksit olarak ne yaptık atlandırdık. İlk ametalimiz eğer bir ise mono eki ne yapılmaz demiştik arkadaşlar yazılmaz demiştik. O zaman diyorum ki direkt ne ile başlayacağım karbon diye ametalin adıyla başlayacağım. İkinci ametale geldiğimde di oksit şeklinde adlandırdığımı göreceğim. Birinci ametal mono eki almıyordu ama ikinci ametal alıyor muydu? Alabiliyordu herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Burada da yine aynı şekilde ne ile başlayacağım arkadaşlar? kükürt diyeceğim. Sonra 3 tane oksijen görüyorum. Tri oksit adını ne yapacak? Alacak. Bakın burada yine bir örneğim daha var. Diazot diyeceğim değil mi? Birinci metalin adını ve sayısını yazdık. İkinci metale geldiğimde mono eki yani bir tane oksijen olduğu için mono yazmış oldum. Diazot mono oksit diye ne yaptık? Adlandırdık Atlandırmalar bizim için oldukça değerliydi. İyonik ve kovalent bağı gördükten sonra üçüncü güçlü etkileşimimiz olan metalik bağ kavramıyla tanıştık. Burada metalik bağ deyince kesinlikle aklımıza şu gelmiyordu. İki metal atomu bağ yapmaz arkadaşlar. Bileşik oluşturmaz. Bunu unutmayın. Ama metallerin son katmanında az elektron olduğundan dolayı bu elektronlar serbestçe hareket edebilme özelliğine sahip. Serbestçe hareketleri sırasında da bir elektron denizi oluşturuyor demiştik. Bakın burada elektron denizi modeli var. Eksi yüklü olanlar neler elektronlar ve bunun içerisinde yüzen bu denizin içerisinde yüzen pozitif yüklü metal katyonları var. İşte burada artı eksi yüklerin arasında elektrostatik bir çekim gücü sonucunda oluşan bağ metalik bağ olarak ne yapılmaktaydı? Adlandırılmaktaydı. Yani metalik bağ aslında metal atomlarını bir arada tutan bir kuvvet miydi arkadaşlar? Evet. Ve metalik bağın sayesinde metaller bazı özellikler kazanmıştır demiştik. Isıyı ve Metaller çok iyi iletirdi. Parlaktı metaller. Unutmayın. Tel ve levha haline getirebiliyordum. Yani ben metallere şekil verebiliyordum, değil mi? Bunlar bizim için çok önemliydi. Ve tabii ki metalik bağın kuvvetinin atom yarı çapı ile ters orantılı olduğunu öğrendik. Atom yarı çapı soldan sağa doğru azalırken Metalik bağın kuvveti soldan sağa doğru ne olur diyeceğiz o zaman? Artar diyeceğiz. Ya da yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı arttığından dolayı metalik bağın kuvveti ne olacak? Tam tersi olacak dedik. Yani yukarıdan aşağıya doğru metalik bağın kuvveti azalacak. O zaman diyorum ki metalik bağın kuvveti benim ne işime yarar? Bir metalin erime noktasını belirlemene yarar. Eğer metalik bağın kuvveti artarsa erime noktası artar. Eğer e, ee, azalırsa da diyeceğim ki erime noktası ne olur azalır. O zaman mesela aynı grupta bulunan metalleri düşünecek olursanız yukarıdan aşağıya doğru atom yarı arttı. Böylelikle metalik bağın kuvveti azalmış oldu. Yani yukarıdan aşağıya doğru metallerde erime noktası ne olmuş oldu arkadaşlar azalmış oldu. O zaman diyoruz ki metalik bağdan da bahsettik. Yani neler öğrendik? Simyadan kimyaya dedik. Kimya disiplinleri dedik. Kimyanın sembolik dilinden bahsettik. Güvenlik uyarı işaretlerinden bahsettik ve koca bir kısmı geride bıraktık. Atom modelleri ve atomun yapısıyla tanıştık. Bizim için inanılmaz önemli bir kısımdı. Sonrasında periyodik sistem ve periyodik özelliklerden bahsettik. Asıl kimyanın işte geldiği nokta periyodik cetvelde aslında onu da öğrendik. Ve artık ne yapmaya başladık? İlerlemeye başladık. Kimyasal türler arası etkileşimlerle güçlü etkileşimler kavramıyla tanışmış olduk. Atom, iyon, molekül gibi bu türleri de tanıdık. Bunun dışında bu atomların arasındaki sağlam olan kimyasal bağları tanıdık. İyonik, kovalent ve metalik ve böylelikle ne yaptık? Birinci dönemi sonlandırdık. İnşallah ikinci döneme bomba gibi geleceğiz arkadaşlar. Ödüllü sorumuz ekranda. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.